Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, son dakika açıklama geldi. Biden'dan flash açıklama, Rusya işgal kararı aldı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden, birçok şiddetli gelişmenin haberini alıyoruz. Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldırıyor ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya tam anlamıyla saldırmayı planladığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya tam anlamıyla savaşı ifade eden bir saldırı düzenleyeceğini ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağını inandıklarını söyledi. Rusya planlarını uygularsa savaşın sorumlusu olacak. Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama destek olmaya devam edeceğiz diyen Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığına inandı. Ukrayna'ya işgal olursa Rusya'ya kapsamlı yaptırımları uygulayacağız. İşgal başlayana kadar diplomasi ortadan kalkamaz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, son günlerde Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz diyen Biden, bu güçlerin Donbas'ta yapılan saldırının suçunu Ukrayna'ya attığını savundu. Biden, Rusya'nın çok ciddi anlamda dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü vurgulayarak, bunların hepsinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için ürettiği bahaneler olduğunu kaydetti. Kıymetli izleyenler, Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hedef alınacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Biden, bir gazetecinin Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz sorusuna ise, evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum yanıtını verdi.